Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu ana kadar dünyamıza düştüğü tespit edilen meteorların bazılarından bahsedeceğiz. Bu meteorlardan bazılarının binlerce hatta milyonlarca yıl önce düştüğü tahmin edilmektedir. Dünya dışında yaşam, yıldızlar ve diğer gezegenler insanlık için her zaman ilgi çekici olmuştur. Göktaşı olarak da adlandırılan meteorların dünyamıza çarpması olayı ve bu durumun sonuçları her zaman merak konusu olmuştur. NASA, gelişen teknolojiyle beraber dünyamız için tehdit oluşturabilecek gök cisimlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Fakat binlerce, milyonlarca yıl önce durum böyle değildi. Gezegenimizin yakınından geçen ya da düşen birçok meteor olmuştur. Şimdi dünyamıza düştüğü tespit edilen en büyük 5 göktaşından bahsedelim. Arjantin'de bulunan bu göktaşı, tek bir darbe ile farklı boyutlarda 20 civarında krater oluşturmuştur. Meteorun yaklaşık olarak 5000 yıl önce dünyaya çarptığı tahmin edilmektedir. En görkemli parçası olan El Chaco 37 ton ağırlığındadır. 1969 yılında yerin birkaç metre altında keşfedilmiştir. Dünyamıza düştüğü andan itibaren tek parça halde kalmaya başaran, bugüne kadar keşfedilen en büyük meteordur. Hoba isimli meteor, 10 kilometre çaplı bir meteordan kopan parçadır. Bu parça 1920 yılında Namibya'da bulunmuştur. Ağırlığı yaklaşık olarak 70 ton civarındadır. Metal zengini meteoritlerden olan Hoba'nın gezegenimize ne zaman düştüğü tam olarak bilinmemektedir. Uzmanlar, yeryüzüne çarpma tarihinin yaklaşık olarak 75 bin yıl gibi bir süre olduğunu tahmin etmektedirler. 2011 yılında Çinli araştırma ekibi, ülkenin kuzeybatısında 25 ton ağırlığında bir göktaşı keşfetti. Ancak daha önce 1898 yılında aynı bölgeye ait Armantia adı verilen bir göktaşı ortaya çıkarılmıştı. Ağırlığı yaklaşık olarak 30 ton olduğu tahmin edilmektedir. Böylesine harika bir keşif ile bilinen en büyük meteorlar sıralamasına girmeye hak kazanmıştır. Bu krater, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın altında gömülü olan göktaşının düşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu dev kraterin çapı 170 ile 300 kilometre arasında bir boyuttadır. Bilim insanlarının tahminine göre yaklaşık olarak 65 milyon yıl önce bir göktaşının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. Hatta bu meteorun belgesellere konu olan dinozorlar da dahil olmak üzere yeryüzünde olan tüm yaşamın %75'inin yok olmasına neden olduğu düşünülen meteordur. Krater, 1970'li yılların sonlarında Yucatan'da petrol arayan jeofizikçiler tarafından keşfedilmiştir. Ancak uzmanlar son araştırmalarla birlikte bu kraterin yeryüzündeki en büyük krater olmayacağını belirtmişlerdir. Avustralya'da keşfedilen her biri 200 kilometre çaplı, iki kraterin toplam 400 kilometre çapa sahip olduğu teyit edilmiştir. Bilim insanları bu dev krateri ortaya çıkaracak meteorun dünyaya çarpmasının yaklaşık 400 milyon yıl önce olabileceğini belirtmişlerdir. Bu meteor ilk olarak 1894 yılında keşfedilen demir meteorit grubunda sınıflandırılmıştır. Daha önceden Grönland'da Eskimo'lar tarafından bulunan bu meteorun kalıntıları 19. yüzyılın sonunda tekrar keşfedilmiştir. Meteorun en büyük parçası yaklaşık 30 ton ağırlığındadır. Ancak meteorun tüm parçalarının toplam ağırlığı 60 ton civarındadır. Büyük bir kısmı nikel ve demirden oluşan meteorun dünyamıza yaklaşık olarak 5 ile 10 bin yıl önce çarptığı tahmin edilmektedir. 1998 OR 2. Geçtiğimiz dönemde dünyaya çok yakın geçeceği açıklanan meteor şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda. NASA çalışanları 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. Aynı açıklamaya göre göktaşı gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki yoluna devam edecek. 1998 OR 2'nin 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 8'de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor.